Biz doğru olanları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda. Şovu sevmem bilirsiniz. Alanya'ya gelip olması gerekenleri konuşurum. Hiçbir arkadaşımızın bana sorusunda gücenir mi diye düşünmeyin. Ben hepsine açık seçik cevap veren birisi. Klimalar çalışmıyor, duraklarda durmuyorlar. Bazen kafalarına göre geçiş yapıyorlar. Bizler güne kadar önceki arkadaşları eleştirmek için asla söylemem. Ancak zaman zaman özel halk otobüsleri yapmış. Bizim Antalya Büyükşehir Belediye'mizin siyah plakalı araçları sabah 8'de araca çıktığı an itibariyle kliması çalışır. Önümüzdeki süreçte otobüslerin tamamının siyah plaka bulup Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütülmesinden yana bir çalışma yapacağız. Evet. Biliyorsunuz Türklerde entegre kat atık değerlendirme ve bertaraf tesisine 120 milyon lira harcadı. Biz elimizden geldiğince Alanya'mızı gerektiği altyapısını tamamlamak üzere. Üst yapıyla reklamla işimiz yok. Doğru olanları yapmak üzere buradayız. Hayatım boyunca vatandaşın oyuna ipotek koyacak, vatandaşı işte kandıracak, onlarla ilgili yatırımlar yok. Dönemi kurtarmak için asla işim olmaz. Biz ilaçlamayla ilgili bir şey söyledim size. İki üniversitenin laboratuvarlarından geçen dünyada en üst ilaç kullanıyoruz diyorum. Kendi aile şirketlerimize, ilaç firmalarımıza bir şey vermiyoruz. Aileyi zengin etmeye gelmedim. Hak eden, çalışan, yardıma ihtiyacı olan yardım alacak. Geçmiş dönemde sinekle mücadele eden çocuklara seçim broşürü verip dağıttıranlar oldu biliyorsunuz. Ama ben Muhittin Böcek olarak hiçbir çalışan arkadaşımı sinekle mücadeledeki işte evleri iyi bilir diye broşür göndermedim. Ve göndermeyeceğim de. Onlar işini yapacak. Hep sayıları arttırdık. Araç sayısını arttırdık. Projesi daha önceki yönetim döneminde başlamıştı. Hal henüz açılmadı. Birçok da eleştiri var hal konusunda. Buranın gördüğümde, duyduğumda projenin yanlış olduğunu söyledi. Halin öyle yapılmaması lazım. %70'i tamam değildi. 290 milyon lira para yatırdık şu anda. Yaklaşık 100 milyon civarında daha yatıracağız. Dönemi kurtarmak için temel atmamak lazım. Alanya'nın bir il olma özlemi var. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak Alanya'nın il olma mevzusuna ne dersiniz? Alanyalı hemşehrilerim il olmasını istiyorsa ben de istiyorum. Alanyalı hemşehrim mutluysa ben de mutluyum. İki gündür beni yalnız bırakmadığınız için her zaman olduğu gibi hepinize çok teşekkür ediyorum. 8,5 ay süre içerisinde yapmamız gerekenleri yine çalışma arkadaşlarımızla Alanya ile ilgili onu da paylaştık. Belediye başkanları zaman zaman dönemi kurtarmak için, görsel anlamda hoş görünmek için oya dayalı çalışmalar da yapabilir. Ama biz altyapıyla ilgili çalışmak zorundayız. 4 yıllık süreç içerisinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım kalan, o yine sizin paralarla yarım yamalak işler yapılmıştır. İşte bir Doğu Garajı Festival Çarşısı vardır Antalya'da. 20 milyon diye başladık, 180 milyon lira ödedik. Bitirdik ama 4 kişiye vermişler 4 metrekare yeri. Belediyemiz sorumluluğundaki 17 mavi bayraklı halk plajı ile Türkiye'nin en fazla mavi bayrağına sahip belediyeyiz. Ülkemizin sahip olduğu 551 mavi bayrağın 231'i yani yarısı neredeyse Antalya'mız kıyılarındadır. Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip olan kent olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu başarının bize getirdiği sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Böylelikle 4. yılımızda 17. çevre ödülümüzü almış bulunuyoruz.